Ben diyetisyen Hülya Çağatay, beslenme ve diyet uzmanıyım. Size bugün bir saat boyunca Kanal D web sitesi üzerinden sormak istediğiniz, beslenme ile ilgili merak ettiğiniz tüm konularla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi ilk sorumuzdan başlıyorum. Batuhan Bey'in sorusu. Merhabalar, benim kilo sorunum var. Ölçülerimi vermek istiyorum. Boy 1,70, bel 88, 104 kalça, 107, kalça 107, bel 104, kilo 88, çok pardon. Bana uygun neler tavsiye edebilirsiniz? Diyet mi, fitness mı? Yardımlarınızı bekliyorum, saygılarımla demiş. Batuhan Bey için söyleyebileceğim şu. Batuhan Bey, şimdi öncelikle 1,71 kilo, boyunuz 1,71, beliniz, pardon, kilonuz 88. 1,71 boya göre 88 kilo aslında yüksek bir ağırlık. Daha 80'lere yakın ya da 76'lardaki kilolarda olsanız çok daha sağlıklı ağırlıklarda olursunuz. Bu kesinlikle olması gereken ağırlığınızın üzerinde olduğunuzu gösteriyor. Ama bunun yanı sıra burada çok önemli, daha önemli olan bir nokta daha var ki siz de özellikle yazmışsınız. Bel kalça oranınız. Beliniz 104 olması, bel bölgenizin, bel çevrenizin 104 santim olması koroner kalp hastalıkları riskini ve buna benzer birçok hastalık riskini yüksek oranda taşıdığınızı gösteriyor. Bu nedenle kilo vermenizi şiddetle öneriyorum ama nasıl kilo vermelisiniz? Bu da çok önemli tabii ki. Kilo vermek için sadece fitness yeterli değildir. Sadece beslenme ve diyet tedavisi de yeterli değildir. Mutlaka beslenme davranışının düzeltilmesi muhakkak ki kesinlikle gerekli. Ama bunun yanı sıra fitness elbette yapabilirsiniz ama ağırlık kaldırarak ya da buna benzer uygulamalarla değil. Haftada 3 gün yapacağınız 45 ile 1 saat arası, 45 dakika ile 1 saat arasında yapacağınız kardiyo, yani düzenli yürüyüş, sizin bel çevrenizin hem küçülmesine hem genel vücut sağlığınızın olumlu yönde artmasına yardımcı olacaktır. Tabii ki bunun yanı sıra mutlaka bir beslenme ve diyet uzmanından düzgün bir şekilde yardım almanızda yarar var. Çünkü şu anda geldiğiniz nokta boyunuza göre kilo oranınız çok yüksek. Buna bağlı olarak beden kitle indeksi dediğimiz, yani vücudun kilo ile boy arasındaki oranı sizde yine yüksek bir değerde gözüküyor. En önemlisi de bel çevrenizin çok yüksek olması. Kalçaya çok takılmıyoruz. Kalça çok bizim için referans değer değil. Bel kalça oranı çok önemli çünkü bel çevresi çok önemli. Bel çevrenizde 85 santimin üzerinde olduğu için zaten yüksek riskli grup içerisindesiniz. Bir diğer soru Tuğçe Önder. Tuğçe 20 yaşında, 1,64 boyunda, 62 kiloda. 20 yaş için 1,64 boyda 62 kilo yüksek bir ağırlık. Öncelikle onu mutlaka söylemek istiyorum. Bir türlü istediğim vücuda sahip olamıyorum. Basenlerim ve biraz da göbeğim var. Ne yapmam lazım? Sütlü tatlı ile aram çok iyi, vazgeçemiyorum. Şimdi sütlü tatlıyı hiç yememek gibi, sondan başlıyorum. Sütlü tatlıyı hiç yememek gibi bir beslenme alışkanlığı zaten olamaz. Her tatlıyı elbette olması gereken sınırda yiyeceksiniz ve yemeliyiz. Beslenme ve diyet tedavisi dediğimiz şey tatlıyı ya da işte ekmeği ya da örnek veriyorum işte dondurmayı, buna benzer herhangi bir şeyi kesmek demek değildir. Ya da sıfır yağlı yemek demek değildir. Beslenmeyi doğru beslenmek her şeyi doğru oranda ve doğru sınırda yemek demektir. O yüzden sütlü tatlıyla aranızın iyi olması kötü bir şey değil. Bu bakış açısıyla ilgili bir şey. Sütlü tatlıya ne kadar muhteşem bir şey gözüyle bakarsanız o kadar sık yeme ihtiyacı duyarsınız. Ne kadar onun sadece bir tatlı olduğunu düşünerek ve her gün yenilmesine gerek olmadığını düşünerek bilinçaltınıza bunu yerleştirirseniz de o kadar sütlü tatlı sizin için vazgeçilmez değil, ortalama bir tatlı haline gelir. Bunun yanı sıra biraz da göbeğim var ve basenler demişsiniz. Göbek, basen, şimdi olması gereken ağırlığın üzerinde olduğunuzda elbette göbek kısmınızda bir yağlanma söz konusu olacaktır. Basene gelince ağırlığın dışında basen kısmında, yani kalçadaki genişlik ya da basen oluşumu tamamen anatomik bir şeydir aslında. Bu sizin sahip olduğunuz genetik özelliklerle ilgilidir. Bunun için yapılabilecek başka tabii ki uygulamalar var ama şu anda ilk düşüneceğimiz şey aslında sizin kilonuza göre, boyunuza göre kilonuzun yüksek olması. 1,62 boyda, pardon, 1,60 boyda 62 kilo yüksek bir ağırlık. Olmanız gereken ağırlık muhakkak ki 50-55 kilolar arasındaki kilolar. O yüzden ilk önce kilonuzu vermeyi düşünüp bunu düzenlemenizde yarar var. Tabii ki bunun için de mutlaka bir yardım almanızda yarar var. Zinet Karabulut, merhaba, ben 1,60 boyundayım ve 106 kiloyum. Bir türlü zayıflayamıyorum. Kilolarımdan dolayı çok fazla egzersiz yapamıyorum. Çok normal, böyle bir ağırlıkta egzersiz oldukça zorlar. Çok çabuk yoruluyorum. Nasıl diyet yapmalıyım? Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.
Şimdi Zeynep Hanım, nerede yaşadığınızı bilmiyorum ama yaşadığınız şehirde mutlaka bir uzmandan yardım alın birincisi. Ama bunun yanı sıra 1,60 boyda 106 kilo artık obezite sınıflamasının orta derecelerinde, yani oldukça yüksek derecede obez sınıfı içerisindesiniz. Bu da hem hayati tehlike yaratıyor aslında ama bunun yanı sıra birçok hastalığı da arkasında getirebiliyor. Yapabileceğiniz ne var? Bir kere çok düzenli izlenmeniz gerekiyor. Bu muhakkak gerekli ama bunun yanı sıra beslenmenizde neler yanlış? Acaba hormonal bir problem var mı? Bununla ilgili mutlaka dahiliye ya da endokrin hekime başvurmanız gerekiyor. Belki bu kilonuzun altında tamamıyla hormonal nedenler de olabilir. Bu kilo ne kadar süredir var? Eğer geçmişten bu yana yıllardır olan, yani çocukluğunuzdan yana olan bir kilo problemi varsa genetik bir problem de olabilir ama birdenbire ortaya çıkmışsa tamamen hormonal nedenlerle oluşmuş olabilir. Ne yapmanız gerekiyor? Önce hormonal nedenlerin olup olmadığını taramak gerekiyor ve bunun bir hekim gözetiminde yapılması gerekiyor. Sonrasında eğer hormonal bir problem yoksa ya da varsa buna göre bir yol çizerek beslenme ve diyet tedavisi almanız gerekiyor. Ama şu anda yapabileceğiniz en kötü ihtimalle lütfen şuna dikkat edin. Siz günde 1,5-2 litre kadar su içiyor musunuz? Bu çok önemli. Yani yeteri kadar su almıyorsanız eğer kilo kaybınızı olumsuz yönde etkileyecektir. Bunun yanı sıra ne yapabilirsiniz? Eğer tansiyon gibi bir şikayetiniz yoksa günde 4 fincan yeşil çay içebilirsiniz. Çünkü kilo verimi üzerinde, yani yağ yakımında ve vücuttan ödem atmada oldukça olumlu etkisi var. Bunların dışında da kahvaltınızı atlamadığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Yani ana öğünlerinizi atlamamak, özellikle kahvaltı öğününü kesinlikle atlamamak. Belki öğlen veya akşam yemeği bir ana öğüne düşebilir ama kahvaltı kesinlikle atlanılmayan bir öğün olmalı. Yine buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de ara öğün yapmanız gerekiyor. Ara öğün yapmayan bir kişiyseniz, çok uzun süre aç kalıyorsanız hayatınız boyunca bu kiloda kalmaya mahkumsunuz maalesef. O yüzden lütfen bir beslenme uzmanına danışın ama bunun yanı sıra evvelinde muhakkak hormonal bir problem var mı? Bunların taramasını yaptırmak için bir hastaneye muhakkak başvurun. Bir diğer soru Şeyda Harat, 18 yaşında 4 yıldır yumurta yiyemiyor. Onun yerini ne tutabilir? Bu çok güzel bir soru. Yumurta yemek zorunda değilsin Şeydacığım. Çünkü bir yumurta bir köfte kadar etle aynı değerde. Yani aynı protein içeriğinde. Yumurta yemek zorunda değilsin. Hiçbir çocukta ya da hiçbir genç de yumurta yemek zorunda değil. Sadece yumurtanın şöyle bir güzel yanı var. Yumurta bizim için en kaliteli, en güzel ve en örnek protein. Ama yumurta yiyemeyen, bu da aslında bir vejetaryen türü. Yani yumurta yemeyen vejetaryen türündensin. Yemek zorunda da değilsin. Sadece yumurta yemiyorsan haftada en az 2 ya da 3 gün kırmızı et yiyip yemediğine dikkat etmen gerekiyor. Çünkü demir eksikliği yaşamamak için. Eğer hem yumurta hem kırmızı et yemiyorsan demir eksikliği olma ihtimali çok yüksektir. Haftada 2 gün kırmızı et yiyerek bunu gayet dengeleyebilirsin ama yumurta hayatımızda olmazsa olmaz ya da kesinlikle yenilmesi gereken bir besin değil. Bununla ilgili için rahat etsin. Günlük olması gereken protein miktarını, yani et, tavuk ya da balığını tüketiyorsan ya da kuru baklagilini yiyorsan, illa et de yemek zorunda değiliz. Kuru baklagil de bir bitkisel protein. Bunlardan herhangi birini güzel bir şekilde her gün tüketiyorsan sen yumurta yemek zorunda değilsin. Sen değil, hiç kimse yumurta yemek zorunda değil. Deniz Özden bir soru gelmiş. Merhabalar, ben 25 yaşında, 1,56 boyunda, 47,5 kiloda bir kızım. Sizce uygun bir kilom mu var? Bir de pratik olarak kısa bir şekilde nasıl kilo alınır yazar mısınız demiş. Tabii ki söyleyerek bilgi vereceğim. Şimdi 25 yaşta 1,56 boyda 47,5 kilo gayet normal bir ağırlık. Olunabilecek ortalama ağırlıklardan alt sınıra yakındır. Hiç problem değil. Bir kişi ne kadar alt sınırda, yani olması gereken ağırlığın alt sınırına yakınsa o kadar sağlıklıdır. Ben her zaman şunu savunurum. İnce insan her zaman hayatı boyunca sağlıklı yaşamaya mahkum demeyeyim ama sağlıklı yaşayacaktır. Ama olması gereken ağırlığı hep yüksekte ve kilolu insanda hayatı boyunca hastalık ya da buna benzer şeylerden ızdırap çekmeye mahkumdur. O yüzden bence kilon çok güzel. 25 yaşında bir bayan için 1,56 boyda 47,5 kilo harika bir kilo. 50 kiloya kadar çıkabilirsin. Bence 50 kilonun üzerine çıkmana gerek yok. Bunu hem kişisel görüşüm olarak söylüyorum, hem sağlık, yani teorikteki yapılan hesaplamalara göre söylüyorum, ortalamalara göre söylüyorum. Kilo nasıl alabilirsin kısa sürede? Kısa sürede kilo almanın en büyük
Şifresi bana göre düzgün bir aralıkta meyve suyu içmek. Bir önceki sorularda da söylediğim gibi günde 2 bardak en az meyve suyu karışımı içmende yarar var. Ama bu meyve suyunun taze olması çok önemli. Elma, portakal ve havuç karışımı günde 2 bardak, büyük bardak içildiğinde çok hızlı bir şekilde kilo artışına neden oluyor. Aynı zamanda çok yüksek oranda antioksidan almış oluyorsun, hastalıklardan da korunuyorsun. Ama bunun yanı sıra eğer sen çok uzun süre aç kalıyorsan, işte uzun süre açlıktan bahsediyoruz ama uzun süre açlık sadece kilo almaya sebep olmuyor. Bazen senin gibi kişilerde kilo almayı da engelleyebiliyor. Bu tamamen anatomi ile ilgili bir şey. Eğer uzun süre aç kalıyorsan, çok az öğünler yiyorsan, az hacimde yiyorsan kilo alman elbette mümkün değil. Çünkü muhtemelen vazal metabolizma dediğimiz, yani vücudumuzun hiç hareket etmeden yaktığı bir enerji var. Muhtemelen bu enerji sende çok yüksek. Buna bağlı olarak da kilo artışın olmuyor. Bence bunun için üzülme, bunun için sevin. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü 30'lu yaşlardan sonra bu kadar şey olmayacak, daha kolay olmayacak. Yani kilo alman daha mümkün bir hale gelecek. O yüzden bence bugünlerinin kıymetini bil ve bu kilonu en fazla 50 kiloda sabit tutmaya çalış diyorum. Neslihan Aktaş, merhaba ben Neslihan, boyum 1,65, kilom ise 50, iki çocuk annesiyim, 26 yaşındayım, iki doğumu 7 ay önce yaptım, ikinci doğumu pardon 7 ay önce yaptım, boyuma göre kilomun çok altındayım, bana nasıl bir beslenme programı önerirsiniz, yardımcı olursanız çok sevinirim, artık çevremden gelen tepkilerden sıkılmaya başladım. Neslihan Hanım, iki çocuk doğurup 50 kiloda olmanız 1,65 boyda hakikaten süper bir kilo. Çok güzel bir kilo. Birçok insanın olmak istediği bir kilo aslında. İkinci doğumunuzu 7 ay önce yapmışsınız. Muhtemelen hala anne sütü veriyorsunuz. Anne sütü verdiğiniz için zaten yüksek oranda sıvı almanız gerekiyor. Bu sıvıyı da en güzel meyve sularından ya da buna benzer şekersiz meyveyle yapılmış komposto ya da hoşaflardan alabilirsiniz. Bunlar aynı zamanda kilo artışınıza da neden olur. Ama bunun yanı sıra her öğününüzde en az 2 dilim ekmeği mutlaka yiyin. Eğer bir etli sebze yemeği yiyip yanında ekmek yemiyorsanız kilo almanız çok da mümkün değildir. Bu tamamen anatomik bir özellik de olabilir. Ve emzirmeye bağlı olarak da çok hızlı kilo kaybediyor olabilirsiniz. Burada önemli olan her emzirmeden önce ve emzirmeden sonra mutlaka besleniyor olmanız. Çok önemli. Bunun yanı sıra öğün atlamadan dikkatli bir şekilde yiyor olmanız. Çünkü bu dönemde iki çocukla birlikte bir de biri 7 aylıkken hem emzirirken hem çocukların peşinde koştururken muhtemelen çok yüksek enerji harcıyorsunuz. Buna bağlı olarak da kilo alımınız mümkün olmuyor olabilir. Mutlaka yediklerinizin hacmini arttırmanız gerekiyor. Günde 4-5 köfte kadar et, tavuk ya da balık. Bir öğünde et tavuk balık yiyorsanız bir öğünde mutlaka etli sebze yemeği ya da zeytinyağlı sebze yemeği yemelisiniz. Her öğününüze yarım kase çorba ekleyebilirsiniz. Çorbayı çok yüksek hacimde tutmayın çünkü sizi tıkayacaktır, mide haciminizi tıkayacaktır. Ve her yemeğinizin yanında mutlaka taze sıkılmış portakal, elma ve havuç karışımı gibi bir meyve suyu karışımı kullanın. Diğer meyveler değişebilir ama havuç sabit kalsın. Havuç elma olabilir, havuç portakal olabilir. Hiç fark etmez ama havucu lütfen sabit bırakın. Hem çok güçlü bir antioksidan beta-karoten alıyorsunuz hem de havucun kilo almaya suyu içildiğinde olumlu yönde etkisi var. Bahar Hanım'dan bir soru gelmiş. Merhabalar Hülya Hanım. Ben 5 Ekim 2011 tarihinde deneyimiyle sadece yasak şeyleri yemeyerek Mart ayına kadar 5 aylık süre içinde 14 kilo verdim. Suyu çok içiyorum demiş. Fakat bir aydır gram veremiyorum. Bu da beni üzüyor. Çok fazla spor yapmıyorum. Başta çok güzel yapıyordum. Havalar ve iş sebebiyle ara verdim. Yanlış olduğunu biliyorum ama bana metabolizma hızlandırıcı demek istemişsiniz galiba. Ya da yardımcı ek beslenme yani çay olabilir metabolizmayı arttırıcı bir şeyler önerebilir misiniz demişsiniz. Bahar Hanım şöyle bir öneride bulunacağım size. Öncelikle şeyden bahsedeyim. Neden kilo veriminizin durduğundan. Siz hem diyet tedavisi yapmışsınız. Aynı zamanda aynı paralel ölçüde de spor yapmışsınız. Bunlarla birlikte 5 ayda 14 kilo vermişsiniz ama sporu birdenbire hayatınızdan kaldırınca sporla birlikte yaktığınız enerji ortalama 200-300 kalori ise veya belki 500 kalori yakıyorsunuz yaptığınız saate göre değişir. Birdenbire o enerji kaybı ortadan kalkıyor. Bu da otomatik olarak size kilo kaybını önleme yani kilo kaybının durması olarak geri dönüyor. Belki sporu başında yapmayarak sadece beslenme ve diyet tedavisiyle başlasaydınız kilo kaybınız şu anda durmazdı ama ortadan kalkan bir etken var. Bu etken de kalori kaybı sağlayan sporunuz. Artık sporunuz yok ve bu da kilo kaybınızı otomatik olarak tabii ki etkiliyor. Burada yapabileceğiniz en güzel şey şu. Metabolizmanızı hızlandırmak için çok kısa süreli 1 ya da 2 hafta süreli hem öğlende hem akşamda
Bir öğünde et yiyorsanız bir öğünde tavuk şeklinde, ızgara tavuk, ızgara et gibi her iki öğünde de protein tüketebilirsiniz. Bunu lütfen çok kısa sürede yapın. Uzun süre yapmayın. Uzun sürede yapıldığında vücuda ve metabolizmaya zarar veriyor aksine. Bunun yanı sıra ara öğün sıklığınızı arttırabilirsiniz. İki ara öğün yapıyorsanız dörde çıkabilirsiniz. Ve bu ara öğünü elma yapabilirsiniz. Çünkü elmanın vücutta hem kilo vermeye yardımcı etkisi var hem de ödem arttırıcı etkisi var. Sıvıyı bol alıyor olmanız güzel ama en önemli şey mutlaka tekrardan spor yapmaya geri dönmenizde yarar var diye düşünüyorum. Çünkü onu başında hayatınızın içine soktuğunuz için şu anda çıkardığınızda, ki bu herkesin yaptığı en büyük hatadır. Ben hep şöyle söylerim danışanlarıma ve hastalarıma. Spor yapmak istiyorsanız eğer mutlaka sporu hayatınızda olacaksa, yani sonuna kadar var olacaksa yapın. Spor seçimine çok dikkat edin. Örnek veriyorum, fitness'ı sevmiyorsanız fitness yapmaya çalışmayın. Yüzmeyi seviyorsanız yüzme yapın. Pilates seviyorsanız pilates yapın ama bu spor seçiminde şuna dikkat edin. Kilo vermek değil amaç. Kilo vermek bir sonuçtur. Amacınız dengeli beslenmeyi öğrenmek ve hayatınıza aktivite katmaksa lütfen o aktiviteyi seçerken seveceğiniz ve hayat boyu yapacağınız bir şey olmasına dikkat edin diyorum. Onun dışında bir başka sorumuz var. Göksen Bircan'dan, ergenlik döneminde iştah artışına bağlı olarak hızlı kilo alımı, vücuttaki yağlanmalar hakkında görüş ve önerilerinizi rica ediyorum demiş. Ergenlik döneminde aslında iştah artışı diye bir şey olmaz. Yani ergenlik döneminde iştah artışından ziyade hormonal değişiklikler olur. Ve hormonal değişikliklere bağlı vücutta artık çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine geçiş dönemi olduğu için vücutta şekillenmeler olur. Yani örnek veriyorum, bir kadının vücudu ergenlik döneminden evvelki dönemde, çocukluk döneminde çok daha düzken, ergenlik dönemini geçtikten sonra bel oyuntusu ortaya çıkar, kalçalar, işte meme vesaire gibi birçok vücuttaki organ, dış organlar ortaya çıkmaya başlar. Ve dış görüntü tabii ki vücutta şekillenmeye neden olur. Bunları yapanlar da tamamen hormonlardır. Tabii ki bu hormon kısmına çok girmeyeceğim ama ergenlik döneminde aslında iştah artışı diye bir şey olmaz. Bu tamamen o dönemde yaşadığınız hormonal değişiklikler ya da psikolojik değişikliklere bağlı olarak olabilir. Vücuttaki yağlanmalar, artık vücudunuz eskisi kadar hızlı çalışmıyor, metabolizmanız eskisi kadar, çocukluk kadar hızlı çalışmıyor olabilir. Bunun için de önlem almanın en iyi yanı bence sporu artık hayatınıza sokmak. Çünkü artık yetişkinlik dönemine geçiyorsunuz. Ergenlik dönemini geçirdikten sonra adolesanlıktan çıkıyorsunuz, artık büyüyorsunuz ve alışkanlıkları kazanmaya başlıyorsunuz. Bence en doğru dönemdir spor alışkanlığını kazanmak için. Bu dönemde spor alışkanlığını kazanırsanız hayat boyu sağlıklı bir ağırlıkta ve düzgün bir vücutta yaşayabilirsiniz. Sema Karlak, her gün düzenli yürüyüş yapıyorum, yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum ama bazen kendimi tutamıyorum ve kilo veremiyorum. Bana düzenli olarak uygulayabileceğim bir diyet listesi verebilir misiniz? Maalesef buradan diyet listesi veremiyorum ama öneride bulunabiliyorum. Her gün düzenli yürüyüş yapmanız çok güzel. Yediklerinize dikkat ediyorsunuz ama acaba nasıl dikkat ediyorsunuz? Yani şimdi yapılan en büyük hatalardan biri şudur. Yediklerime dikkat ediyorum deriz. Ama aslında yediklerimize dikkat etmek yerine yediklerimizi çok azaltıp uzun süre kendimizi aç bırakırız. Böyle bir durumda da kilo vermek aslında mümkün değil. Bazen kendinizi tutamamamızın en büyük nedeni de aslında bu. Uzun süreli açlıklar yaşıyorsunuzdur, çok az yiyorsunuzdur, aldığınız az enerji vücudunuza yetmiyordur ve bir yerde vücudunuz artık patlayıp sinyalini veriyor ve ben artık çok acıktım ve gereğinden daha fazla yemek istiyorum. Çünkü beni uzun süredir aç bıraktın deyip daha fazla yemenize sebep oluyor. Bu da tamamen bir kıtlık hali aslında. Şöyle düşünün, oruç tutuyorsunuz, akşama kadar açsınız, açsınız. Akşamda normalde oruç tutmadığınız günde yediğinizden çok daha fazla hacimde yersiniz. Çünkü bütün gün açsınızdır ve psikolojik olarak artık yemeğe çok ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Aynı şeyi siz aslında uzun süre açlıklarla, işte çok az hacimlerde olması gereken kalorinin çok altında beslenerek kendi vücudunuza, kendi beyninize daha doğrusu bunu siz yaşatıyorsunuz. O da tabii ki olması gerekeni yapıyor, kendisini koruyor ve komut veriyor.
ve çok daha fazla yemeğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu da çok normal bir durum. Burada yapacağınız en güzel şey beslenme ile ilgili bir eğitim almak, nerede yanlış yaptığınızı öğrenmek. Eğer bu söylediklerinden bir ya da birkaçını yapıyorsanız en büyük problem budur. Siz aslında çok rahat belki de kilo verebilecek bir kişisiniz ama örnek veriyorum, siz 1500 kalorilik bir diyetle kilo vermeye başlayacakken belki de 900 kalorilik bir diyet yapıyorsunuz ve bunu çok az hacimlerde, yani az öğünlerde alıyorsunuz ve vücudunuzda kalori az olmasına rağmen yakmayıp depolamaya çalışıyordur. Bu çok büyük bir dezavantaj. Bütün hayatınıza yansır aslında. Öznur Öter'den bir soru gelmiş. Merhaba, 1.62 boyunda 52 kiloyum. Normal miyim? Bence 1.62 boyda 52 kilo çok güzel bir kilo. Bilmiyorum ama vücudumda bana göre fazla yağ var. Kollarımda ve basen bölgemde 2 kilo vermekte bile zorlanıyorum. Vücut tipim sonrasını okuyamıyorum. Vata, pardon, vücut tipim vata, anladım. Şimdi 52 kilo 1.62 boydaki bir kişi için gayet normal, bana göre gayet normal. Tabii ki kilo tamamen göreceli bir kavram. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği ve bizim de işte kitaplarımızda vesaire yazan belli aralıklar var. Her boy için ve cinsiyet için belli kilo aralıkları var. Siz 1.62 boyda 48 kiloya kadar inebilirsiniz. Ama bunun dışında 60 kiloya kadar da çıkabilirsiniz. Bu kadar geniş bir aralığınız var aslında kilo için. Bu noktada, bu aralık içerisinde kilo göreceli bir kavramdır. Yani kişi kendini hangi kiloda sağlıklı hissediyorsa aslında o kiloda iyidir. Ha, bana sorarsanız ben ince olmanızdan yanayım. 52 kilo şu anda harika bir ağırlık. 50 de olabilirsiniz, 48 de olabilirsiniz ama asla 48'in altına inmemelisiniz. Vücut tipi de tamamen tabii ki kişinin kendi anatomik özellikleriyle ilgili bir şey. Bunun için yapılan ayrı medikal uygulamalar var. Onların, yani vücutta bölgesel anlamda kilo vermek diyetle mümkün olan bir şey değil maalesef. Sadece medikal anlamda yapılan bazı uygulamalarla birlikte kilo verme bölgesel olarak basen olabilir, kol olabilir, işte karında yağlanma olabilir, hiç fark etmez. Vücut tipine göre yapılan medikal uygulamalarla diyet desteği bir arada gittiğinde kişi bölgesel kilo verebiliyor ama tek başına yapıldığında sizin nerenizde fazlanız varsa, siz ne kadar kilo verseniz de o bölge yine sizin gözünüze batmaya devam edebilir. Bunun yanı sıra bir de çok önemli bir şey var, egzersiz. Egzersiz hocalarından yardım aldığınızda size mutlaka bölgesel anlamda kilo kaybınızın, daha doğrusu incelme diyelim, kilo kaybı demeyelim, o bölgelerden nasıl incelebileceğinize dair aletli bir takım jimnastik ya da buna benzer uygulamalarla ilgili önerilerde bulunurlar. En çok önerebileceğim bu konuda pilatestir. Pilates hakikaten vücutta bölgesel anlamda kilolu olan herkeste o bölgeye yönelik çalışıldığında sonuçları oldukça iyi olabiliyor. Bir diğer sorumuz Kübra Balo. Bir türlü kilo veremiyorum. Daha doğrusu rejime giremiyorum. Ne yapmam lazım? Bir türlü kilo verememenizin nedeni, daha doğrusu diyet yapamamanız, yani beslenme davranışınızı değiştirememeniz. Bu aslında tamamen psikolojik nedenlere bağlı da olabilir. Ya da sizin kendinizi hazır hissetmemenizle ilgili olabilir. Ben size şunu söylemek istiyorum öncelikle. İlk başta kendinizi çok önemsemeniz gerekiyor. Yani siz kendinizi önemsiyor musunuz? Hayatınızda bu kiloda devam etmek istiyor musunuz? Bu sadece görsel açıdan değil, sağlık bakımından da hayatınızda ileride yaşayacağınız problemleri tek başınıza aşabileceğinize inanabiliyor musunuz? Bu problemleri yaşadığınızda devamında başka hastalıkların gelebileceğini elbette ki biliyorsunuzdur. Bunların hepsini masaya yatırıp düşündüğünüzde sizin eşittir kilo vermeniz gerekiyor. Sonuç olarak kilo vermeniz için de ilk olarak yapmanız gereken, yani amacınız kilo vermek değil, amacınız mutlaka beslenme davranışınızı düzeltmek olmalı. Beslenme davranışınızı düzeltmek için de kendinizi hazır hissetmeniz ilk olarak gerekli olan şey. Kendinizi hazır hissettikten sonra mutlaka bir beslenme uzmanından yardım alın. Yeme davranışınızın aynı zamanda psikolojik nedenleri olabilir. Bunun için de yeme davranışı ile ilgili uzmanlaşmış bir psikologdan yardım alabilirsiniz. Çok önemli. Çünkü bazen diyet tedavilerinde ya da beslenme davranışı düzeltmede sadece diyetisyenin rolü yeterli olmayabiliyor. Muhakkak bir psikoloğun yardımı gerekebiliyor.
Çünkü yeme davranışınızın bozukluğunun, yeme isteğinizin böyle olmasının, yani yeme davranışınızın böyle bozuk olmasının nedenleri tamamen psikolojik altyapıda olabilir. Gününüzde, yani günlük hayatınızda yaşadığınız şeyler ya da geçmişinizde yaşadığınız şeyler. Bununla ilgili, bunun altyapısında neler vardır? Bunları öğrenebilmek için de mutlaka psikolog yardımı gerekebiliyor. Burada tamamen multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor elbette ki. Ama ilk olarak bence sizin mutlaka karar vermeniz ve istemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Esra Küçük Çoban, 18 yaşındayken hormon tedavisi gördüm. İlaçlarımı tedaviden sonra bırakınca kilo aldım. 20 kilo. Ne yapsam kilo veremiyorum. Ne yapmalıyım? Göbek çevrem gittikçe yağlanıyor. Şimdi hormonal tedavilerde muhtemelen bu adet düzensizliğine bağlıdır diye tahmin ediyorum. Hormonal tedavilerde karın bölgesinde yağlanma mümkündür. Maalesef genelde karın bölgesinde ya da basen bölgesinde yağlanma görülüyor. Ama hormon tedavilerinde de benim de gördüğüm çoğunlukla karın bölgesinde yağlanma oldu. Tedaviden sonra kilo alımının olması da normal. Ama burada önemli olan sadece hormon alımı değil. Tabii bu hormonlar, kortizon da belki de aldınız, bilemiyorum tabii ki. 20 kiloyu nasıl kaybedeceğiniz. Şimdi 20 kiloyu sizin kaybedeceğiniz süre 4 ile 6 ay arasındaki bir süreçtir. 4-6 ay arasındaki süreçte bir uzmandan yardım alıp o uzmanın koçluğuyla birlikte kilo vermeniz mümkündür. En doğru olan budur. Dikkat ediyorsunuz, veremiyorsunuz ya da belki bir şeyler yapıyorsunuz tek başınıza veremiyorsunuz. Çok normal. Genelde çünkü tek başınıza yaptığınız her şeyde mutlaka ufak tefek hatalar olur. Burada önemli olan şu, siz ana öğünlerinizi mutlaka düzgün bir şekilde yiyor musunuz? Örnek veriyorum, sabah kahvaltınızda peynirinizi, ekmeğinizi, çayınızı, bol domates salatalığınızı tüketiyor musunuz? Hemen sonrasında 2 saat sonra bir ara öğün, örnek veriyorum bir elma yenilebilir. Yiyor musunuz? Öğlen yemeğinizi acaba atlıyor musunuz? Ya da akşam yemeğinizi çok geç mi yiyorsunuz? Bunların hepsinin izlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Bunun için de mutlaka bir yardım almanızda yarar vardır diye düşünüyorum. Ama karın çevresindeki yağlanma için özellikle önerebileceğim bir şey var. Tavuk ürünlerini daha sıklıkta tüketmeye çalışın. Süt, yoğurda ağırlık vermeye çalışın diyet tedavisi içerisinde. Çünkü bunların içerisinde CLA dediğimiz konjugal linoleik asit, bir yağ asiti var. Bu yağ asiti karın bölgesindeki yağ oluşumunu bloke edip karın bölgesinde yağ yakımına yardımcı oluyor. O yüzden hani bu küçük bir püf noktası olarak aklınızda kalsın diyorum. Kısa bir ara veriyoruz şimdi. Az sonra tekrardan birlikte olacağız. Kısa bir aranın ardından tekrardan birlikteyiz ve sorularınızı yanıtlamaya devam ediyorum. Şimdiki sorumuz Ayşe Ertan'dan. Merhaba Hülya Hanım, ben tiroid bezi yavaş çalışmasından dolayı kilo veremiyorum. Hashimoto tiroidi olduğu için veremiyormuş Ayşe Hanım. Nasıl beslenmem gerekiyor ve ne türlü hareketler yapmam gerekiyor? Lütfen yardımcı olur musunuz? Ayrıca tiroidlerde nodülde görüldü. Şimdi hipotiroid söz konusu olduğunda ya da tiroidle ilgili Hashimoto ya da buna benzer bir durum söz konusu ve ilaç kullanımı varsa sizin bu hikayenin başladığı dönemin biraz evvelinden metabolizmanız yavaşlamaya başlamıştır ve kilo alımınız da zaten o dönemde olmuştur. Kilo vermeniz başka bir yetişkin kişiye göre, sizinle aynı kiloda, aynı boydaki bir kişiye göre daha zor olacaktır. Onu öncelikle söylemeliyim. Ama bu sizi kesinlikle ümitsizliğe itmesin. Tiroid problemi olduğunda da buna benzer menopoz mesela, bu da çok ciddi bir metabolizma problemi söz konusu olduğunda da evet, hepsinde metabolizma yavaşlar ama kilo vermek her zaman mümkündür. Bazen danışanlarımdan şöyle şeyler duyarım ilk görüşmelerimde. Ben kesinlikle kilo veremiyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Herkes kilo verebilir. Sadece burada çok önemli bir şey var. Benim geçmişte vakalarımda da gördüğüm şey bu. Herkesin kilo verdiği dönemler değişebiliyor. Bu tamamen psikoloji altyapılı aslında. Yani kişinin o dönemde yaşadığı şeylerle ilgili. Kilo verdiği dönemlerde zaman değişikliği gösterebiliyor. Mevsimler de maalesef metabolizmanızı etkileyebiliyor. Çok mutlu olduğunuzda, çok iyi hissettiğinizde çok daha güzel kilo verebiliyorsunuz. Ama çok umutsuz baktığınızda, umutsuz günler yaşadığınızda kilo vermeniz daha zor olabiliyor. Burada motivasyon çok önemli. Siz önce kendinizi motive edeceksiniz, sonra beslenme uzmanınız sizi motive edecek. Bunların hepsi çok önemli. Bir araya geldiğinde sonuç oluyor. Hipotiroidi olan bir kişi, yani tiroidle ilgili hikayesi olan bir kişi nasıl beslenmeli? Biraz bundan bahsedelim. Hipotiroidi olan kişilerde, yani tiroide bağlı metabolizmaya başta olan kişilerde mutlaka azar azar sık sık beslenme gerekiyor. Bir, brokoli gibi tiroidi olumsuz etkileyebilecek besinlerden uzak durmanızda yarar var. Bu iki.
Bunun yanı sıra mutlaka bol su içmeniz gerekiyor. Çünkü tiroid hikayesi olan kişilerde vücutta ödem çok sıklıkla görülür. Ödem attırıcı bitkisel tabletler kullanabilirsiniz. Tabii ki hekiminize veya diyetisyenize danışarak, asla danışmadan değil. Bunun yanı sıra bol su içerek ve egzersiz yaparak vücudunuzdaki ödemden kurtulabilirsiniz. Sizin en büyük yaşayacağınız problem budur. Siz bir gün tartıya çıkarsınız, 1,5 kilo verirsiniz, bir gün çıkarsınız 700 gram geri almışsınız. Bu çok sıklıkla yaşanır. Bu tamamen hormonal nedenlerle oluşur. Bunu engellemek için de yapacağınız en iyi şey egzersiz düzenli. Özellikle yüzme harika olur. Çünkü yüzmede vücudun her bölgesine aynı basınç suyla birlikte uygulandığı için kilo vermeniz, daha doğrusu ödem atmanız daha hızlı olabiliyor. Vücutta su tutumunu engellemek için mutlaka egzersiz yapın. En az 1,5 litre, en fazla 2,5 litre olacak şekilde, bu yaz aylarında 3 litreye kadar çıkabilir. Tabii ki kilo çok önemli bir etken su alımında. Herkesin alacağı sıvı miktarı ya da su miktarı farklı elbette, ama ortalama 1500 kaloriyle beslenen bir kişinin en kötü ihtimalle 1500 mililitre, yani 1,5 litre su içmesi gerekiyor diye düşünürsek, ortalama 2 litre su almanızda yarar var diye düşünüyorum. Vücudunuzdan hem ödemin atılmasında hem kilo vermenize yardımcı olmada. Hipotiroid ya da tiroide benzer, yani tiroid hikayesi olan kişilerde metabolizma yavaştır. Hızlandırmak için sadece egzersiz yeterli olmaz, su içimi yeterli olmaz. Mutlaka azar azar sık sık yemek zorundasınız. Öğün atlarsanız çok büyük problem yaşarsınız ve kalori hesaplaması çok önemlidir. Diyetinizin kalori hesaplamasını mutlaka çok dikkatli yapılıyor olması gerekiyor. Bir diğer sorumuz Kübra Karaduman'dan. İyi günler, 1988 doğumluyum. 1,65 boyundayım, 68 kilodayım. Gün içinde okula gidip geliyorum. Günde 2 saat spor salonuna gidiyorum. Her gün spor salonuna 2 saat gitmek çok doğru bir şey değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Günde tek öğün yemek yiyorum. Çok kötü bir alışkanlık. Ama uzun zamandır zayıflayamıyorum. İlginize teşekkürler. İyi günler. Zayıflamaman çok normal Kübra'cığım. Bir kere yaşın küçük. Muhtemelen 23 yaşlarındasın. Şunu söylemeliyim, yaptığın en büyük hatalardan biri günde tek öğün yemen. Günde tek öğün yediğin sürece metabolizman her daim yavaşlayacak ve eninde sonunda sürekli kilo alır hale geleceksin. Kilo vermen mümkün değil zaten bu düzende. Bunun yanı sıra, bundan daha da önemlisi, her gün 2 saat spor yapman çok yanlış. Sen ömrünün sonuna kadar her gün 2 saat spor yapacak mısın? Muhtemelen yapmayacaksın ve bir gün bırakacaksın. Bıraktığın ya da azalttığın günde bu sana kilo alımı olarak geri dönecek. Haftada 3 gün en az 1 saat spor yapıyorsa bu ortalama düzgün bir spordur. Haftada 3 gün 2 saat de yapılabilir. Eğer haftada 3 gün yarım saatin altında yapılıyorsa spor olarak değerlendirmiyoruz. Ama yarım saatin üzerinde olduğu sürece, 3 gün olduğu sürece spor sağlıklı ve düzgündür. Hadi bilemedin, en fazla 4 gün yap. Asla 4 gün üzerinde spor yapmak doğru değil. Zaten yoğun saatte yapıyorsun, yani 2 saat bir sürede yapıyorsun. Asla fitness yapmanı önermem. Kilo kaybı söz konusu olduğu dönemlerde fitness kilo kaybını aksine engelleyebiliyor. Çünkü vücut kas yapmaya çalışıyor. Yağ kaybı oluyor ama kas artışı olduğu için kilo kaybı görünmüyor. Bunların hepsinin bir evresi var. Burada da yine danışmak ve yardım almak çok önemli. Ama bunun yanı sıra benim sana söyleyebileceğim en önemli şey, bu kadar genç bir yaşta tek öğünle beslenen bir kişinin 30'lu yaşlardan sonra kilo alması çok daha hızlı olacaktır. Lütfen günde, yani kahvaltını asla atlama. Bu çok önemli. Tamam, öğlen ya da akşam yemeğin yaz aylarında tek öğüne düşebilir. Ama onlar tek öğüne düşse bile senin 2 tane en az ara öğünün olmalı. Böyle düşündüğünde en kötü ihtimalle 2 ana öğün, 2 ara öğünle besleniyor olman lazım. Bunu yapmazsan hayat boyu kilo almaya mahkumsun. Bedriye Yalçın'dan bir soru var. Ben 20 yaşındayım, çok zayıfım, 41 kiloyum ve boyum 1,62. Çok da yemek yiyorum ama kilo alamıyorum. Ne yapmalıyım? Bir kere yaş faktörü çok önemli. 20'li yaşlarda metabolizma çok hızlıdır. Muhtemelen sen Bedriye anatomik olarak aileden birine benziyorsundur. Ve ailende de o yaşlarda zayıf olan insan sayısı fazladır. Anne ya da baba tarafından birilerine benzediğin muhakkak kesin. 20 yaşında olduğun için zayıflığın söz konusu olabilir, metabolizman çok hızlı olabilir. Ama bütün bunların yanı sıra hipertiroid dediğimiz, tamamen tiroidin, az evvel hipotiroidden bahsetmiştim, daha hızlı çalışmasına bağlı olarak kilo alımının olmaması gibi bir hastalık söz konusu. Bu da tamamen yine tiroidlerle ilgili, tiroidin hızlı çalışması. Bununla ilgili de mutlaka bir endokrin hekimine gözükmen gerekiyor. Bence bununla ilgili annene bilgi ver. Eğer sen ailede birine benzeyip de bu durumda değilsen,
ve hani hiçbir sağlık problemin yok, gayet güzel yiyorken kilo alamıyorsan ve bu zayıflıktaysan bunun hormonal bir nedeni olabilir. Yani burada düşünmen gereken şu: ben ya hormonal nedenlere bağlı olarak, yani tiroidle ilgili olarak ben bu kilodayım ve kilo alamıyorum, ya da ailede genetik olarak şu kişiye benziyorum, zaten anatomik olarak, genetik olarak bu özelliği taşıyorum, veya 20'li yaşlardayım, çok hareketliyim, metabolizmam çok hızlı çalışıyor ve kilo alamıyorum. Bunlardan herhangi biri söz konusu, bunun için de mutlaka senin kendinde bu taramaları yapman gerekiyor. Eğer diğer son iki söylediğim durum söz konusu değilse, mutlaka bir endokrin hekimle görüşmen gerekiyor. Sonrasında da bir diyet uzmanından yardım alıp düzgün ve sağlıklı kilo alman gerekiyor. Yasin Oktay'dan bir soru var. Merhaba, ben 1,93 boyunda 95 kiloyum. Öğrenciyim. Kilom fazla gördüğünüz gibi. Göbeğim var. Evde yemekleri kendim yapıyorum. Az yapmaya çalışıyorum. Dengeli beslenmeye çalışıyorum ama olmuyor. Bunu nasıl ayarlayabilirim? Nasıl sağlıklı kilo verebilirim? Monoton bir yaşamım var. Neler önerirsiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, yine sondan başlayacağım. Monoton bir yaşam söz konusuysa eğer ve yaşamınız tek düzeyse, mutlaka eğer öğrenciyseniz de spor yapabilmeniz bence çok daha kolaydır. En kötü ihtimalle haftada 3 gün 1 saat çıkıp bulunduğunuz şehirde koşabilirsiniz. Deniz kenarında bir yerse sahilde koşarsınız. Deniz kenarı değilse evinizin olduğu sokakların etrafında koşabilirsiniz. Spor yapmamak için aslında hiçbir bahane hiçbirimizin hayatında yok diye düşünüyorum. Hele ki bir öğrenci için bence çok daha kolaydır. Onun dışında evet, kilonuz yüksek. Göbek olması tamamen yine anatomik bir şey olabilir ya da hareketsizliğinize bağlı olarak olabilir. Evde yemekleri kendinin yapma, yani kendinizin yapıyor olması çok iyi bir şey. Bence şöyle yapabilirsiniz: öğlen öğününüzde et, tavuk ya da balık yiyorken akşam da sebzeli bir yemek yiyip, yanında pilav makarna yiyorsanız ekmek yememek, ekmek yiyorsanız pilav makarna tüketmemek ve bunların hepsini daha az yağlı yapmak, mutlaka her öğününüze yoğurt eklemek ve muhakkak her ana öğününüzün arasında bir tane meyve yiyerek bence bu işi çözebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Çok zorlanacağınız bir şey yok. Yine söylüyorum, tabii ki yine bir beslenme uzmanından destek almak önemli ama eğer alamıyorsanız, bulunduğunuz şehirde yoksa, en kolay yapabileceğiniz şey ana öğünlerinizi atlamadan yemek, ara öğünlerinizde birer tane meyve tüketmek mutlaka ve çok geç saatte akşam yemeği yememeye özen göstermek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ayşe Can hocam, iyi günler. Sabahları aç karna içilen elma sirkesi zayıflatır mı acaba? Teşekkürler demiş. Elma sirkesi aslında doğrudan zayıflatmaz. Elma sirkesinin şöyle bir etkisi var. Tabii ki burada çok önemli bir şey var. Midenizde gastrit, ülser ya da buna benzer herhangi bir sağlık problemi var mı? Eğer varsa elma sirkesini tüketmeniz doğrudan sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecek. Mide asit oranınızı arttıracak. Kilo kaybı, yani kilo kaybınızı yapmaya çalışırken, kilo kaybetmeye çalışırken aslında midenize çok ciddi zararlar verebilirsiniz. Burada buna çok dikkat etmek gerekiyor birincisi. Bunun yanı sıra elma sirkesi metabolizmayı hızlandırır. Doğrudan kilo verdirtmez, dolaylı yollardan kilo vermeye yardımcı olur. Sabah bir su bardağı su içerisine ve elma sirkesini lütfen tek başına içmeye kalkmayın. Çok ağır gelebilir mideye. Bir su bardağı su içerisine bir yemek kaşığı en fazla elma sirkesi dökerek bunu aç karnına içebilirsiniz. Metabolizmanızı hızlandıracaktır. Bunun dışında doğrudan yağ yakımı ya da kilo verme gibi bir etkisi yoktur. Dolaylı yollardan metabolizmayı hızlandırdığı için kilo kaybınıza yardımcı olur. Mürvet Hanım'dan bir soru gelmiş. Doğumdan sonra aşırı kilo aldım. Eskiden 50 kiloyken şu anda 89 kiloyum ve bu durumdan eşim de ben de çok rahatsızım. Çok sık rahatsız ettim. Çok sıkı ve zor kilo veriyorum demiş. Boyum 1,67. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Yani şu anda siz 1,67 boyda 89 kilosunuz. Önceden 1,67 boyda 50 kiloydunuz. Oldukça inceymişsiniz. Doğum yapalı ne kadar süre oldu bilmiyorum ama eğer henüz çocuğunuz 1 yaşına gelmediyse bunu çok büyük problem etmeyin derim. Hele ilk 6 ayının içerisinde anne sütü verdiğiniz dönemde hiç problem etmenize gerek yok. Kilo kaybınız yavaş yavaş olacaktır. Ama 89 kilo 1,67 boydaki bir kişi için oldukça yüksek bir ağırlık. Ne yapabilirsiniz? Mutlaka bulunduğunuz şehirde bir beslenme uzmanından yardım alabilirsiniz. Yaptığınız yanlışları öğrenmek en doğrusu. Acaba nerede hata yapıyorsunuz? Doğum sonrası kiloların bir kısmının kalması normal ama gebelik sonrasındaki sizin ağırlığınız
ağırlığınız, yani doğumdan hemen sonraki ağırlığınız nedir? İnanın onu şu anda bilemediğim için yorum yapamıyorum ama muhtemelen 90 küsür kilolardaydınız ve sonrasında bir 8-9 kilo mutlaka kaybedersiniz çünkü. Eğer bu o kiloları kaybetmiş halinizse çok yüksek bir ağırlıktasınız. Bir taraftan da şöyle bir şey olabilir. Acaba siz doğum yaptınız, kilo verdiniz ama lohusalık döneminde mi kilo aldınız? Yani lohusalık döneminde süt olsun diye insanlar çok daha fazla tüketir. Bunların hepsini öğrenmekte yarar var ama şu anda söyleyebileceğim ağırlığınızın çok yüksek olduğu, beden kitle indeksiniz oldukça yüksek, boyunuzla kilonuzun arasındaki fark, yani arasındaki denge çok yüksek. Yapabileceğiniz en iyi şey mutlaka bir an evvel bir beslenme uzmanından yardım almak. Çünkü nereden bakarsanız vereceğiniz en az, en kötü ihtimalle bir 25 kilo var. Sizin 1.67 boyda olacağınız ağırlık en fazla 62 kilodur diye düşünüyorum ben. Ortalama ağırlık olarak söylüyorum. O yüzden mutlaka 25 kiloyu da sizin vereceğiniz süre hemen hemen en az 5 ay, en fazla 7-8 ay gibi bir süredir. O yüzden mutlaka bu yola çıkarken bir uzmandan destek alın. Bunu önerebilirim. Sibel Koç'tan bir soru gelmiş. Merhaba, ben hipotiroidi ve polikistik over hastası bir bayanım. Bunun için özel olarak tüketebileceğim besinler vücuttan şişkinliği attırabilecek bir diyet listesi var mı acaba? Ya da neler yapmam gerekli demiş. Hipotiroid tabii ki metabolizma yavaşlaması için bir neden. Ama bunun yanı sıra polikistik overiniz var. Aslında polikistik overi yapan kilodur. Tam bir kısır döngüdür. Kilonuz artar, polikistik oluşur. Polikistik vardır, kilonuz artar. Yani tamamen zincirlemedir. Biri birbirine her zaman dürter ve uyarır gibi düşünün. Polikistikten kurtulmak için kilo vermeniz gerekiyor. Kilo vermeniz için polikistikten kurtulmanız gerekiyor gibi bir durum söz konusu maalesef. O yüzden sonuç itibariyle kilo vermeniz gerekiyor diyebiliriz. Bunun için de yapmanız gereken en önemli şey metabolizmanızı hızlandırıcı, varsa vücutta ödemeyi attırıcı beslenme ilkelerini uygulamak elbette. Ama burada önemli olan mutlaka bir beslenme uzmanından yardım almanız. Bunun yanı sıra eğer yüzerseniz ödeme atmanıza çok ciddi yardımcı olabilir. Ya da kardiyo yaparsanız, yani yürüyüş yaparsanız yine ödeme atmanıza yardımcı olabilir. Diyette yapabileceğiniz şeyler ne? Yeşil çay içebilirsiniz. Ödem attırıcı etkisi vardır. Günde 3 fincan yeşil çay içmeniz ödem atmanıza yardımcı olur. Bunun yanı sıra ananas tüketebilirsiniz. Şiddetle öneririm. Her ara öğününüzde bir tane ananas tüketmeyi deneyin. Sabah da öğlen, öğlenle akşam ve akşam yemeğinden bir saat sonra bir dilim ananas tüketmenizde yarar var. Ananasın içerisindeki enzimler hem kilo vermeye yağ yakımına yardımcı hem vücuttan ödem atmaya yardımcı. Ananas çok iyi bir ödem attırıcıdır. Ananasın suyunu da içebilirsiniz aslında ama suyunu içtiğinizde çok fazla ananas tüketmiş olacağınız için bu da aşırı kilo alışına, yani kalori yüksekliğine neden olabilir. O yüzden en iyi yapabileceğiniz şey ananasın kendisini günde 3 ya da 4 dilim kadar tüketmek. Bunun daha dışına çıkmayın. Ananas tüketiyorsanız başka meyve tüketmenize gerek yok zaten. Bunun yanı sıra ne yapabilirsiniz? Günde en kötü ihtimalle 2 litre su içmelisiniz. Yani 1,5 da demiyorum, 2 diyorum. Çünkü ne kadar yüksek su tüketiminiz olursa vücudunuzda dolaşım o kadar hızlanır ve o da o kadar ödem atmanıza yardımcı olur. Bir diğer sorumuz Şema Hanım'dan gelmiş. Bir haftada maksimum kaç kilo verilir? Çok sorulan, çok sevdiğim bir soru aslında. Şimdi kilo verme tamamen kişiden kişiye değişen bir durum. Şöyle bir şey söz konusu değil. Yani işte 1,5 kilo verdiniz, harikasınız. Yarım kilo verdiniz, çok kötü kilo verdiniz. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir haftada verilecek maksimum kilo diye bir şey yok aslında ama şöyle söyleyebiliriz. Sağlığı olumsuz etkilemeyecek kilo 1,5, obez kişi ise 2. Obez bir kişi haftada 2 kilo verebilir. İlk haftalarda verir ama sonrasında onun da kilo verimi düşer. Ama normal ortalama sağlıklı bir kişinin bir haftada vereceği bana göre maksimum kilo 1 kilodur. Çok nadiren ilk haftalarda bu 1,5 kilo olabilir. Biz şöyle diyoruz. Bir haftada bir kişi yarım kilo ile bir kilo arasında kilo veriyorsa kilo verimi sağlıklıdır. Bu yarım kiloda olabilir, bir kiloda olabilir. Yarım kilonun altına inen durumlar oluyor. Bu durumlar metabolizmanın yavaş olduğu durumlar. Hipotiroidde bir kilo bir insanın haftada vermesi çok mümkün değil. Menopozda yine mümkün değil. Olmuyor mu? Evet oluyor ama böyle bir beklentiye hiçbir zaman danışanımızı sokmuyoruz. Biz de böyle bir beklenti içine girmiyoruz. Burada önemli olan kişinin bedensel ve metabolik özelliklerinin ne olduğu. Ama sorunuzun tam yanıtı haftada yarım kilo ile bir kilo arasında vermek normaldir. Yasemin Hanım'dan bir soru gelmiş. Çok su tüketmek kilo verdirir mi?
Şimdi şöyle, bu da tamamen göreceli bir kavram. Bazen çok fazla su tükettiğinizde şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Böbrek solüt yükünüz bunu kaldırmıyor ve vücutta ödem oluşumuna neden olabiliyor. Bunu engellemek için de lütfen olması gereken sıvının çok üzerine çıkmayın. Emziren bayanlarda ve hamile bayanlarda kilo alımında ya da bebeğin sıvısının artışında sıvı alımı çok önemlidir. 3 litreye kadar sıvı tüketimi önerilir. Emziren bayanlarda 4 litreye kadar sıvı tüketimi muhakkak önerilir. Ama bunun yanı sıra yetişkin bir kişi günlük ortalama hayatı boyunca bir gün içerisinde 2-2,5 litre sıvı kaybeder. Bunun yerine koymak için de en kötü ihtimalle 1,5 litre sıvı alımı gerektiğini, su tüketmek gerektiğini düşünüyoruz. Kilo verimini nasıl etkiliyor? Evet, kilo verimini olumlu yönde etkiliyor ama kilo verdirmiyor. Kilo veriminizi olumlu yönde etkiliyor. Dolaşımınızı düzenliyor birincisi. Vücudunuzda olması gereken sıvının fazlası varsa atılmasını sağlıyor. Ödem oluşumunu engelliyor. Bunun yanı sıra dolaşımı düzenlediği için metabolizma hızınıza ortalama olarak tabii ki yardımcı oluyor. Bir de çok önemli bir şey var. Suyu az içen kişilerde kabızlık çok sık görülür. Düzgün içen kişilerde kabızlık çok daha az görülür ya da hiç görülmez. Bu da aslında metabolizmanızın düzenlendiğinin bir göstergesidir. Bugünlük bu kadar. Tekrardan görüşeceğiz. Sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım hepinizi aydınlatabildim. Tekrardan görüşmek üzere. Bugün